Geçen sene ilk röportajı şampiyonluk sonrası beraber yaptıydık. Hemen hemen yine böyleydi. Bu sefer çok değişik oldu ortam. Yani maçta da değildiniz. Kim diyor maçta değildim diye? Maçta değildim başkanım. Doğru, maçta değilmişim. Maçta değilmişiz. Ne diyorsunuz? Ya şükürler olsun Rabbimize. Bir şampiyonluğu daha bize yaşattı. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu birlik beraberlikte başarıyı getirdi. Ankara'mıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Metin Başkanım, Ankara'ya şampiyon olarak döneceğimize inanıyorduk zaten. Öyle mi? Siz de öyle hissediyor muydunuz gelirken başkanım? Ya şöyle bir şey var. Bizim hem Bolu'nun yenilmesi veyahut berabere kalması, aynı şekilde Ümraniye Spor'un yenilip veyahut berabere kalması, bizim maçı kazanmamız, bunların hepsi bir arada oldu. İşte Rabbim nasip etti. Rabbim nasip etti. Şampiyon oldu. Her yere girer. Yani. Şunu söyleyeyim. Allah istedi oldu. Bilen. Bir saniye buraya alalım. Tweetleri kendiniz atıyorsunuz başkanım. Başkaları atıyoruz da atıyor. Yani. Evet evet. Atacağız. İkinci lige düşmüş. Borç batağındaki kulüp başkanlarının öneriniz nedir başkanım? Ben mi önerdim bunu? Yani şimdi başarmış başkansınız siz. Ya Allah biliyor ne çektiğimizi yani. Rabbim biliyor. Şimdi bu kadar borcun altına ben olsam, baştan olsa girer miyim bilmiyorum yani. Şimdi onlara da bir şey diyemem ki. Ne diyeyim ki? İşin gerçeği, bugün arkadaşımızın biri bir hesap yaptı. Hani biz 120-130 milyon lira borcumuz varken doların kur fiyatı 1.80'miş. Euro 2.20'ymiş. Düşünün yani biz 300 milyonun üzerinde borcun altına girmişiz. Sorumluluğun altına girmişiz. Şükürler olsun. FIFA dosyalarından dolayı puan sildirmedik. Borçlarımızı ödedik. İki tane futbolcu kaldı FIFA'da. 25 dosyayı bitirdik. FIFA'dan iki defa teşekkür mektubu aldık. Yani biz elimizden geldiği kadar Ankara gücümüze sahip çıktık. Taraftarlar zaten onların da desteği, onların da bizleri yalnız bırakmaması. Bu birlik beraberlik başarıyı getirdi. Burada işin özü şu, başarılı olacaksak anahtar birlik ve beraberlik, bir de samimiyet. Herkes samimi duygularla mücadelesini etti. Rabbim de nasip etti. Allah ol dedi, oldu. Yani Mevlam nasip etti bunu bize. Demek ki Rabbim gördü. Dedi ki bu kullarıma, taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. Ben dedi yardımcı olayım dedi, oldu. Yani biliyorsunuz hakemlerden çok çektik. Diğer türlü gelirlerimiz hep hacizlere gitti, onlardan çektik. Ama şükürler olsun, zoru başardığınız zaman mutluluğu da sevinci de fazla oluyor. Ben bunu arkadaşlarıma her zaman söyledim. Tarihi yazacağız dedik. İnandık, güvendik ve tarihi yazdık. Burada tabii futbolcularımızın da hocamızın da çok büyük emeği var. Adam gibi durdular, dik durdular ve parayı hiçbir zaman dert etmediler, sorun etmediler ve bir tane maç başı almadan sezonu tamamladılar. Sadece şeyle tamamladılar bunu. Primlerle. Hepsinden Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. Taraftarlarımız bizi yaz kış bırakmadı. Devamlı bizim peşimizdeydi. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Geçen sefer yine seçim kazandınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hafta yine seçiminiz var galiba. Var var. Tam şampiyonluk gününe de denk geliyor galiba. Aynı gün. Ayın 6'sında Esnaf Odaları Birliği'nin de seçimi var. Orada da sıkıntı olmaz. Ya bizim seçimlerimizde hiçbir zaman sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Bu sefer kutlama Kızılay'da diyelim başkanım. Allah'ın izniyle Kızılay'da olacak tabii. Çok sağ ol. Yani Kızılay'da olması lazım yani. Evet. Şimdi ya ben de bu müjdeyi almak istiyorum. Tabii, tabii. Valimize seslenelim, belediye başkanımıza seslenelim. Olması gereken yakışıklı.
yakışan odur yani. Şimdi ortada bir emek var, mücadele var ve bunu da en iyi şekilde kutlamamız lazım. Çok teşekkürler. Umurdu Hacı abi, sen kayda gir, sıkıntı yok, nasıl olsa kesin abi geçelim. Dün telefon açtı. Evet. Maç bitecek, şampiyonluk röportajını seninle yapacağım dedim. Evet. Bolu'dan, İçine doğmuş. Bolu maçından sürprizle geldi. Ben artık onu da beklemiyordum 2-0 olduktan sonra, ama şampiyon dönüyoruz Ankara'ya. Vallahi biz bekliyorduk. Neyi bekliyorduk? Biz buradan şampiyon olarak, yani bu ligden çıkarak döneceğimize inandık. Hem taraftar, hem camia. Bir türlü, yani aklına ne gelirse, her türlü yasaklamalar, onlar, bunlar, şunlar, ama mutlu son. Yani anlatılmaz bu ya. Bu yaşanır ya. Şimdi ben ne anlatayım, ne diyeyim insanlara, ne söyleyeyim? Ne diyeyim yani, Ankara Gücü arkadaşlar şampiyon oldu, Süper Lig'e döndü. Ya, döndü. Döndü ya. Geçen sene bekliyorduk yine. Geliyoruz, döndü, geliyoruz. Abi, ki, bu bak, sene nasıl? Döndü. Bütün engellemelere rağmen, bütün mücadelelere rağmen biz de oynandı. Ha, biz de oynadık. Biz başardık abi. Geçmiş olsun. Futbol çok keyifli boyu. Çok bu keyifli. Futbolun en keyifli sezonunu 2 senedir yaşıyoruz. Çok keyifli. Ya Ankara'da. Şimdi bakıyorsun, şimdi protokol tribünü sağ olsun. Şimdi başkan da, Manisa Spor'un başkanı da sağ olsun gerekli ilgiyi, alakayı gösterdiler. Şimdi Manisa Spor'un biz bu duruma düşmesini de istemeyiz açıkçası. Mutlaka şehir. Ya şehir takımı. Şehir takımlarının yürümesi lazım, büyümesi lazım. Her türlü şehir takımlarının bir şekilde Süper Lig'de olması lazım. Seyircisi olan takımların olması lazım. E şimdi Ankara Gücü görüyorsunuz. Şurada yani bakıyorsunuz 1650 tane bileti var. Bilet bulamayan insanlar var. Öyle. Yani bu güzellik. Bu güzelliği çoluğumuza, çocuğumuza, herkese yansıtmamız lazım. Mehmet Başkan nerede izledi maçı? Ya Mehmet Başkan biliyorsunuz cezalı. Stada girmesi de yasak. Ankara'da mıydı? Manisa'ya geldi. Manisa'ya geldi. Başkan Manisa'ya geldi. Manisa'da da seyretti maçı. Yani şimdi ne diyeyim lan? Bülent ne diyeyim oğlum? Bu anlatılmaz, yaşanır lan. Tebrikler abi. Eyvallah. Beyinize sağlık diyeyim. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir şampiyonluk geldi. Evet. Beklenen bir şey de değildi. Çok nadir olur iki sezon üst üste bir takımın lig yükselmesi. Ankara Gücü camiasının desteği, Ankara'nın desteği bunu başardı. Evet. Siz de bunda çok önemli. Allah razı olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten belki dünyada örneği olmayan bir iş başardık. Bu noktada başta Sayın Başkanımız Mehmet Yiner olmak üzere emeği geçen herkese, özellikle de bizi hiçbir zaman bırakmayan, bu takımın peşinden gelen cefası ve sevdası çok büyük Ankara Gücü taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bizim için bir onur sayfası. Hep bunu söylüyordum ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu bizim için bir final değil. Bu sadece biliyorsunuz başarı bir yolculuk. Yolculuktaki bir istasyon. Allah nasip edecek. Çok güzel günlerini gördük. Çok daha güzel günlerini göreceğiz inşallah hep birlikte. Tekrar emeği geçen herkese sevgilimle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.